Nerede dağcı olmaya karar verdiniz? O yüzden işte Everest'e çıkan ilk Türk oldum, K2'ye çıkan ilk Türk oldum. Hatta dünyadaki hem Everest'e hem de K2'ye çıkan 70. dağcı oldum. Ki benim 20'ye yakın arkadaşım, yani 20'den fazla arkadaşım dağlarda öldü. Kantengi'de, Tanrı Dağı'nda parmaklarım dondu. Ne krampon ucu kurtulsa uçacağım aşağıya. İşte bu kadar dudağını uzatmış, şu kadar boynunu uzatmış, kulağını evet, bilmem evet, ne yapmış. Onu beğeniyor. 41 yaşında ve Butan Krallığı'nda evlendim. Daha önce de hiç kimse Butan Krallığı'nda evlenmedi resmi olarak. İlk çift i̇lk biz misiniz olduk. Siz? İlk çift biz olduk. Gölcük yani gerçekten çok korkunçtu. Mesela bir iki bacağı da kesilmek zorunda kalan Doğuhan diye bir çocuğu çıkarmıştık. Merhaba değerli dostlar. Neredeyiz? Videomuzun bu haftaki konuğu milli sporcu, profesyonel dağcı, fotoğrafçı, yazar, Akut'un kurucu üyesi, yani hayat kurtaran kahraman olan bir isimle beraberiz. Neredeyiz? Nasuh Maruki ile söyleşideyiz. Hoş geldin abi. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Nasılsın diyelim öncelikle? İyiyim valla. Nasıl olalım? Sizi gördük daha iyi olduk delikanlı ile birlikte. Az önce biyografik kısmı yaptık. Orada zaten bayağı bir hayatınızın süreci etkileyici. Şimdi sohbet kısmına geçiyoruz. Tamam, geçelim. Ben soruya başlıyorum. Şimdi öncelikle profesyonel dağcılık okuyayım buradan çünkü çok fazla şey var. Yazarlık, fotoğrafçılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, motor sporları, yelken ve bisiklet sporları gibi birçok alanda yetenek ve kariyeriniz var. Şimdi bu kadar çok alanda yetenek ve kariyer şahsi yeteneğinizle mi yoksa çalışmanızla mı ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz? İkisi birden. Yani başarının formülü yetenek artı hazırlık. Yani yeteneği keşfedeceksin. Onun üzerine hedefin her neyse onunla ilgili gerekli hazırlıkları yapacaksın. Fiziksel, teknik, psikolojik. Ancak ondan sonra yani hedefinin karşısına hazır bir şekilde yetenekli olduğun alanda çıkarsan başarma şansın olur. Benim de öyle oldu. Çok sıkı antrenman yaptım. Yani işte bebek yokuşunu her gün bisikletle çıkardım. Bazen küçük bebek yokuşunu çıkardım. Bazen ikisini birden, bir günde ikisini birden çıkardım. Evde bir stepper aletim var. Spor salonum var bir alt katta. Bir basamak aleti. Her gün 45-50 kilo sırt çantasıyla bir saat çalışırdım. Her gün. Dolayısıyla çok iyi antrenman yaptım. Çok sık dağa ve doğaya gittim. Dağın en iyi antrenmanı dağda olur aslında. Yani kaba gücünü, kaba hızını artırmak için fiziksel antrenman yapıyorsun ama asıl en iyi antrenman, teknik antrenman dağda olur. Orada geliştiriyorsun. Bir de psikolojik hazırlık. Hepsini çok iyi yaptım. Hedeflerimi her seferinde çok ince eleyip, sık dokuyarak, çok düşünerek üzerinde ben gerçekten bunun altından kalkabilir miyim, hazır mıyım, bu bana uygun mu, zamanı mı diye bunları hep böyle değerlendirerek ama çok hızlı bir şekilde bütün hedeflerin peşinden öyle gittim. Peki, dağcılık serüvenine giriş aşamasındaki dönüm noktası, nerede dağcı olmaya karar verdiniz? Aslında işte okulda Bilkent yeni bir okul, 86'da kuruldu. Ben de 87'de girdim ve 87'nin sonlarında 88'de okulda dağcılık kulübünü kurmaya karar veriyor. Bir okulda öğretim görevlisi olan onun dağcı arkadaşı. İlan asıyorlar sağa sola. Afişler asıyorlar dağcılık kulübü kuruluyor diye. Ben de çocukluğumdan itibaren hep doğaya ve hayvanlara düşkün bir karakterim oldu. Hayatım oldu. Doğada spor ilgimi çekti. Adım yazdırdım. İlk toplantına katıldım. Çok güzel bir fotoğraf gösterisi ve söyleşi yaptılar. Ve hakikaten etkilediler de bizi. Yani o katılan arkadaşların hepsi 16 kişi katılmıştı. Başladık öyle. Teorik ve pratik eğitimlerle. En iyilerden eğitim aldım. Ama en büyük şansım o. Ankara'da müthiş kaliteli doğa sporları uğraşan ekipler vardı o zamanlar. İşte Anadolu Dağcılar Birliği, o zamanın Türkiye Dağcılık Federasyonu, Mağara Araştırma Derneği, OTTÜ'sü Altı Topluluğu gibi. İstanbul'dan da Boğaziçi Parapant Kulübü'nden de yamaç paraşütü öğrendim. Ve bu ekipler hem böyle yaptıkları sporda kendilerini mümkün olduğu kadar geliştirmeye çalışıyorlar. Hem daha önce yapılmamış şeyler yapmaya çalışıyorlar. Haritada mesela yeni mağaralar keşfetmeye çalışıyorlar. Böyle izohips haritalarından 1/25.000'likten böyle parmaklarıyla takip edip burada bir mağara girişi olması lazım diyor. İşte aşağıda dere var. İşte burada karstik yapı. Şuradan ama tahmin üzerine bir bilgi tahmin, değil. Tabii tahmin. Konuya hakimler ama. Sonra gidiyorlar oraya bir araştırma gezisi düzenliyorlar. Kalabalık ama böyle. Ve buluyorlar. Ondan sonra böyle 30 kişi, 40 kişi belki günlerce süren, haftalarca süren ekspedisyonlar, seferler başlıyor. Öyle bir ekibin içine düştüm. Aynı zamanda dergi çıkartıyorlar. O mağaranın içine giriyorlar mı peki? Tabii giriyorlar ve yani Türkiye'nin en derin mağarası bulundu öyle 1400-1500 metre. Bu muazzam bir derinlik yani. Ve işte dergi çıkartıyorlar. Dergide o mağaraların haritalarını koyuyorlar. Veya işte dağcılıkla uğraşıyorlar. Daha önce tırmanılmamış bir rota tırmanmaya çalışıyorlar. Orada kendilerini geliştiriyorlar. Yine aynı şekilde onun dergiyle onu bilimsel olarak da yani belgeliyorlar, kayıt altına alıyorlar, rotayı çiziyorlar, başkalarına da aktaracak şekilde.
Ya da işte bir mağaradaki hayvanları, işte oradaki florasını, faunasını fotoğraflıyorlar, onu yazıyorlar gibi. Yani sadece sportif değiller, aynı zamanda bilim kafaları da var. Aynı zamanda şiirle, tiyatroyla, edebiyatla ilgileniyorlar. Yani entelektüel olarak da kendilerini geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu ekiplerin arasında, bunlar benden işte birkaç yaştan 7-8 yaş büyüğe kadar olan genç grubu aslında. Hep bu işlerde elden ele eğitim verilir çünkü. Yani bir dağcı grubu yeni bir amatör dağcıları yanına alıp onu yanına dağa götürerek eğitir bir taraftan da. Dolayısıyla ben de en büyük şansım hakikaten o dönemin Türkiye'sinde bu dağ ve doğa sporları uğraşan en iyilerin kucağına düştüm. Yalnızca tabii sportif yeteneklerim gelişmedi. Bu konudaki teknik bilgi becerim gelişmedi. Aynı zamanda kitap okuma zevki, müzik dinleme şeklim de değişti. O ilişkiyle, ilişkilerle birlikte. Yani beni her açıdan besledi. Yani beden olarak, ruh olarak, kafa olarak, entelektüel olarak, duygu olarak her açıdan beni geliştirdi o insanlar ve o ekipler. Ben de onun üzerine kendi dokunuşumu yaptım. Yani o altyapı o kadar kuvvetli oldu ki onun üzerine zaten ne istesen olurdu. Ben de işte Karl Leopold istedim, Everest istedim, K2 istedim, 7 zirveler istedim ve üzerine de kendi kariyerimle devam ettim. Peki, mesleğinizi sormuş olsak bu alanlardan hangisini siz meslek olarak görüyorsunuz? Vallahi dağcılık. Yani profesyonel dağcılık. Çünkü çok uzun yıllar profesyonel dağcılık yaptım. En yakın diyeceğim şey olur ama yazarım. Yazarlıktan da para kazanıyorum. Motivasyon konuşmacısıyım. Motivasyon konuşmasından da para kazanıyorum. Fotoğrafçıyım. Fotoğraftan da para kazandım. Dolayısıyla hep doğayla ilgili ama. Yani yaptığım şeyler, doğadaki deneyimlerim, doğadaki öğrenmelerim, onları aktarmalarım ve onların etrafında dönen bir süreç oldu. Ama en yüksek rekabet avantajına sahip olduğum alan yüksek irtifa dağcılık. Mesleğiniz olarak dağcılık diyebiliriz. Evet, yani diğerlerinden, yani mesela mağaracılıkta çok ekstra bir şey söylemem zor. İşte dalışta aynı şekilde. Ama dağcılıkta diğerlerine karşı en yüksek avantajlı olduğum alan yüksek irtifa dağcılık. Çünkü düşük oksijenli, düşük hava basınçlı ortama vücudumun çok ciddi bir toleransı var. Allah vergisi, yani o antrenmanla kazanılacak bir şey değil. Muhtemelen ilkokuldaki 4 yıl yüzmemin de etkisi var onda. Kalp akciğer sistemine ve dayanıklık sporu olduğu için. Bir de çok zevk aldım. O yüzden işte Everest'e çıkan ilk Türk oldum, K2'ye çıkan ilk Türk oldum. Hatta dünyadaki hem Everest'e hem de K2'ye çıkan 70. dağcı oldum. İşte 7 zirveleri tamamladığımda dünyanın en genç dağcısıydım 45 dağcı içinde. Karl Leopold olduğumda batılı dağcı 3-5 kişiydi. Karl Leopold olmuş olan benden önce. Yani dağ konusunda dediğim gibi çok fazla iş yapabilme şansım oldu bu yüzden. Bir de seviyorum. Yani en çok keyif aldım. Bir de motosikleti çok sevdim. Yani motosiklet seyahatleri de, yani gezgin kültürü de, dağcılık kültürü de hayatımda bana en çok şey kazandıran iki alan oldu. Peki, şimdi Sovyet Asya'da 7000 metreden yüksek 5 tırmanışı tamamlayarak Karl Leopold ünvanını alıyorsunuz. O süreç nasıl işledi? Onu anlatabilir misiniz biraz? Tabii. Eski Sovyetler Birliği topraklarında, bugün işte Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan'a dağılmış alanlarda Tian Shan ve Pamir dağları var. Ve o bölgede de 5 tane 7000'den yüksek dağ var. İkisi Tian Shan'da, üçü Pamir dağlarında. Bunlardan iki tanesi Tian Shan'dakiler dünyanın en kuzeyindeki 7000'liklerden, bir tanesi dünyanın en zor ve en tehlikeli 7000'liklerden biri kabul ediyor. Pobeda en zoru o zaten. Diğerleri daha yapılabilir tırmanışlar. Bu 5 tırmanışı ben 24 ayda falan tamamladım. 2 sene içerisinde tamamladım. 92, 93 ve 94 yazlarında. Benden sonra ikinci Karl Leopold'u 25 sene sonra çıktı. 2019'da, geçen sene tamamlayabildi. Bir Türk erkek ve kadın dağcı, ikisi aynı tırmanışla Pobeda'ya. Çünkü benden sonra ikinci Türk tırmanışı 25 sene sonra yapıldı. Diğerlerini yaptılar da bunu beklemek zorunda kaldılar. Çok zor ve çok tehlikeli bir tırmanış çünkü. Karl Leopold öyle bir hikaye. O 5 tane tırmanışı tamamlayan dağcılara veriliyor. İşte 26 yaşında aldım dediğim gibi. Hatta Pobeda'ya solo çıktım. Yani en zoruna tek başına tırmandım. O zamanlar Türkiye'nin en yüksek tek başına tırmanışı olmuştu. Şu anda ikinci en yüksek tek başına tırmanışı. Çünkü bir 8000'lik tırmanışı. Valla ben dinlerken bile bana korkutucu geliyor. Enteresan bir durum. Dinlerken bile korkutucu. Yetenek ve tutku. Bak, evet. Ben bütün farkım o. Ben hayatta en yüksek yetenekli olduğum ve hayatta en tutkulu olduğum alandan seçtim yaşam hedeflerimi. O yüzden orada sınır yok. Yani sınırsız büyüyorsun. Ama işte cesaret biraz daha orada herhalde bu işin kilit noktası gibi geliyor o bana. Aslında kendini tanımakla alakalı. Ben yeteneklerimi çok iyi bilirim. Haddimi, gücümü, sınırlarını çok iyi bilirim. Ve hep o sınırların içinde ya da biraz üzerinde hedefler seçtim. Ve hep çok iyi hazırlanarak gittim hepsine. Bütün hedef. Hepsini çok ciddiye aldım. Hepsi çünkü sonuçta çok
ölüm kalım arasında bir mücadele bu, evet, neticede, evet, bir taraftan, evet, da. Yani salisilik bir hata payı yani hayatın sonlanmasıyla bitebilir. Enteresan. Bitebilir ki benim 20'ye yakın arkadaşım, yani 20'den fazla arkadaşım dağlarda öldü. Bir kısmı gözümün önünde öldü. Yani ben de atlattım bir takım şeyler ama dediğim gibi hiç dağlardan, doğadan vücudumda hiç kalıcı sakatlık olmadı. Peki, Everest dağına tırmanan ilk Türk dağcı ve ardından da 7 zirveler projesini tamamlayan en genç dağcı olmak gibi ünvanlarınız var. Daha sonra 15 yıl sonra Everest'e tekrar çıkıyorsunuz. Bu ilk çıkışla ikinci çıkış arasında, ikinci çıkışta bir kolaylık hissettiniz mi? Yoksa her tırmanışın kendine özgü bir zorluğu mu var? İlk çıkışımda tabii dağda o kadar insan yoktu. Kuzeyden, Tibet'ten yaptık bu tırmanışı. Çok daha küçük bir grupla yaptık. Kuzey tarafı da biraz daha teknik olarak zahmetli bir bölge. Güney tarafı son etabı daha uzun. Ama teknik olarak zorluk yok üzerinde. Fakat çok kalabalıktı tabii. Yani artık Everest'te yılda 1000 kişi tırmanıyor. Ben Everest'te tırmanan 722. dağcıyım. Yani 43 yıllık tarihi içerisinde. Toplamda 750 kişi tırmanabilmiş zaten. Şimdi bir senede 800 kişi, 1000 kişi tırmanıyor artık Everest'te. Peki teknoloji ve imkanların gelişmesinde onda etkisi oluyor mu? Tabii. Hem onun hem tabii ki dağda... Daha mı kolay şimdi? Daha şöyle, Everest yani 50 yıl önce neyse bugün de öyle, 50 yıl sonra da öyle. Her dağcı kendi başına İmkan aşmak bakımından. Zorunda. Ama malzeme bilgisi tabii çok değişti. Dolayısıyla çok daha hafif, çok daha konforlu ve dayanıklı malzemelerim var. Artı yüksek irtifa fizyolojisi çok iyi biliniyor artık. Dolayısıyla metabolizmanın özellikleri biliniyor. Ve oksijen desteğiyle bu iş yapılıyor. Dolayısıyla yapay oksijen desteği olayı çok değiştiriyor. Bugün oksijensiz tırmanılsa Everest'e çıkanların %95'i çıkamaz. Bir de şerpa desteği. Çok ciddi profesyonel bir şerpa desteği var. Dağdaki bütün o zorlu işleri, teknik işleri şerpalar yapıyor. İşi bu olan profesyonel rehberler var Nepalli. Evet, yani ne olduğunu soracaktım. Hem yükü taşıyorlar, işte bütün sabit atlar, teknik işler falan. Everest'te öyle. O yüzden Everest'te, bir de Everest'in tabii çok muazzam bir adı var yani. Dünyanın en yüksek dağı, kimse rekabet edemez. K2 Everest'ten çok daha zordur, çok daha prestijlidir. Ama Everest dünyanın en yüksek dağıdır. O yüzden çok daha fazla insan gitmek istiyor. Talep çok büyük. Talep çok büyük olunca da arz da ona göre şekilleniyor. Dolayısıyla ki geçmişte çok ölümlü kazalar da oldu. Mesela 96'da 8 kişi ölüyor Everest'te. Ve tamamen yanlış liderlikten ve yanlış kararlardan dolayı. O olaylardan ve o tür benzeri olaylardan sonra o kuralları çok daha sıkı hale getiriyorlar. Güvenliği artırıcı. İşte o bütün o yaşanan tecrübelerin üzerine artık çok sayıda insan Everest'e tırmanabiliyor. Ama nasıl oluyor? Everest'in son zirve hattında böyle 120 kişiyle beraber tırmanıyorsun. İp gibi, yani böyle bir fotoğraf olmaz normalde. Dağın üzerinde böyle senin önünde 100 kişi var. Arkanda işte 30 kişi var. Öyle herkesle beraber tık tık tıngır mıngır tıngır mıngır tırmanıyorsun yani. O daha mı güvenli oluyor kalabalık ekiple çıkmak, yoksa daha mı zor? Aslında tabii ki olmuyor. Çünkü şey var, hani hızlı gidenleri de bir şekilde yavaşlatıyor tabii, mu? Tabii. O risk var. Bir de tabii bir kişi bile bir aksilik olsa geçemiyorsun. Patika daracık. Ya adam önünde ekstradan bir 3 dakika harcama ihtiyacı hissetti. Bütün arka taraf bekliyor. İstanbul'daki trafiği düşün yani. Bir kişi frene bassa arkası duruyor. 3 kişi yapsa onu bu sefer çok daha arkaya yansıyor. Yani o birikim arka tarafı çok uzatıyor. Bu tabii riski çok arttırıyor. Bu yüzden ölümler oldu zaten. Onu azaltmak için bir takım önlemler aldılar. Mesela birebir yabancı dağcıyla birebir şerpa gidiyor yani. Her diye 1000 kişi mi çıktı? 500 tanesi şerpa. Her birinin yanında bir tane şerpa da beraber olmak kuralı getirdiler. Bu sizin yapmış olduğunuz dağcılığa baktığımızda bu biraz daha turistik olmuyor mu o zaman? Yani çünkü o zaman sizin yanınızda kimse yoktu, imkanlar daha kısıtlıydı ve şey var, kendi kendinize siz ya da en fazla yanınızda işte takım arkadaşlarınız var. Ama şimdi işte, 100 kişiden bahsediyorsak, evet, ve her birinin yanında şerpa varsa bu tamamen işte turistik bir dağcılığı durum. Öyle artık ya. Çok turistik demek biraz belki fazla olur ama insan, yani dünyadaki insanlar Everest'e tırmanmak istiyor. İstiyor. Onun da talebi sen oluşturdun mu, arz da oluşuyor ona göre. Peki. Onu güvenli yapmak önemli olan. İşte o güvenli yapmayı becerdiler önemli ölçüde. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani dağcılık adına. İyi ya da kötü diye yorum yapmak artık doğru değil. Çünkü bu. Bu de facto fiili durum bu. İnsanlar Everest'e tırmanmak istiyorlar. Ben bunu saygıyla karşılıyorum. Çünkü yani gezegende yaşayan herhangi bir insanın gezegenin en yüksek dağının zirvesine ulaşma dürtüsünü çok iyi anlayabiliyorum neticede.
bunu işte işin hani etiğini, hukukunu bozmadan, kimseye zarar vermeden yaptıktan sonra ister oksijen kullansın, ister 8 tane şerpa kullansın, ister ne bileyim geri geri tırmansın, ne yaparsa yapsın. Onun hayat hesaplaşması yani. Bu tırmanışla esnasında yaşadığınız kötü anılar var mı? Ben bir tanesine söyleşinizde denk gelmiştim. İki dağın arasında bir merdiven koyuyorsunuz o karlı dağların arasına. Evet, oradan bir İtalyan, ilk önce siz geliyorsunuz merdivenlerin üstüne basarak karşıya geçiyorsunuz. Ondan sonra arkanızda İtalyan gelirken o merdiven kayıyor. Görüntüsünü yok. Görmüştüm. Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle, merdiven değil, buz köprüsü. Normal doğal buz köprüsü. Orada kaza olmadı ama. Oradan başka bir yöntem, trolen traversiyle geçtik, devam ettik. Öyle mi? Kaza olan şöyle bir hikaye oldu. Bu Ruslarla yaptığım tırmanışta, Pobeda'da. Tian Shan Dağları'nda o şey, güney inelçek buzulu, çok böyle üzerinde buzul çatlakları falan olan bir rota orası. Pobeda'ya çıkış hattı falan. Orada bir tane doğal buz köprüsü vardı. Ben de geçtim. Hepimiz geçiyoruz. Günde 30 kişi geçiyor üzerinden. Hepimizin geçtiği, benim de geçtiğim köprü, Kazak bir dağcı vardı Galim diye. O geçerken çöktü. Öldü adam. Düştü. Evet. Gitti. Bu tabii yani çok üzücü bir şey çünkü hepimiz orayı kullanıyoruz zaten. Ama o geçerken o düştü. O buz köprüsü doğal buz kendi köprüsü. Kendine oluşmuş bir köprü evet, mü? Evet, kendi kendine oluşmuş bir köprü. Bir de olmayan yerlerde o çatlaklar üzerinde alüminyum merdivenle biz köprü hattı oluşturuyoruz. Ama o köprü hattında o da, alüminyum merdivenle geçişinizi işte ben gördüm. Ondan bahsediyorum. Ama orada şöyle yapıyoruz. Merdiven zaten iki uçtan sabitleniyor. Ayrıca iki tane de ip hattı çekiliyor. Biz ipe de bağlanıyoruz. Hı hı. Yani o hem ipi tutuyoruz hem de ipe de emniyet kemerine bağlanıyoruz. Yani herhangi bir çökme olsa ipte asılı kalıyoruz. Hı. Sonra zaten sorun değil. Yeter ki aşağı uçma yani. İpte asılı kaldıktan sonra tekrar bir şekilde kendi başına ya da ekipteki yardımlarla çıkarsın dışarı. Yeter ki düşme. Hı. O yüzden hani o buz köprüsünde şeyde alüminyum merdiven köprüsünde kaza geçirmedik. Ama doğal buz köprüsü çöktü. Hı. Ve o mesela beni çok sarsmıştı. Ve bu tamamen piyango yani. Ben geçerken de çökebilirdi. Benim de dağlarda tek korktuğum şey iyi dağcı kötü dağcı ayrımı yapmayan piyango gibi işleyen şeyler. O Kazak dağcı Galim'in düştüğü orada şeyler. Peki karşıya bir halatla güvenlik almamış mıydınız? Almamıştık. Çünkü o köprü sağlam gözüküyordu. Anladım. Doğal bir buz köprüsüydü ve zaten geçiliyordu üzerinden. Ve alınmamıştı. Yani onu Ruslar akıl etmemişler. Sen de görünce bakıyorsun. Herkes geçiyor. Ben de geçiyorum deyip geçiyorsun yani. Hiç. Peki. Türkiye'nin en yüksek oksijen desteksiz dağ tırmanışı var bir de. Bu tırmanışın farkı ya da dağcılık açısından önemi nedir? O tırmanışta yaşadığınız zorluklar nedir diye soracağım. Benim hayalim aslında Everest'te de oksijen desteksiz tırmanmaktı. İkisinde de olmadı. İki keresinde de denedim. İlkinde 8600 de kullanmak zorunda kaldım. Sebebi kondisyonum çok iyiydi. Hiç aksine devam edebilirdim. Fakat ayak parmaklarımı ıslamadım. Çünkü maalesef bu kadar bak yüksek irtifa dağcılığını çok seviyorum. Bu kadar yetenekliyim, tutkuluyum. Hiç yani bayılıyorum. Fakat ilk 7000'lik tırmanışımda o Kantengi'de, Tanrı Dağı'nda parmaklarım dondu. Başıma şöyle bir iş geldi. Kramponum kırıldı. Ki krampon kıran dağcı çok az gördüm. Ben iki kere krampon kırdım dağda. Bir tanesi de bu Kantengri'de kırıldı. Ve bir şekilde tellemelle bağladım, idare ettim. Zirveye kadar çıktım ki Ruslar geri dönmen lazım, böyle devam edemezsin dedikleri halde yine de devam ettim. Ama iniş sırasında yani zirveden biraz indim, bir 100 metre falan indim. Bu sefer tahmin edilemeyecek kadar kötü kırıldı krampon. Ve 1000 metre teknik edebi tek kramponla indim. Bu çok tehlikeli bir şey çünkü rota teknik. Yani bir ayağım basıyorum, krampon var, mıh gibi yapışıyor. Öbürü boş, yağ gibi kayıyor. Sadece tek bir ayağımla tutan tek bir ayağımla birlikte 1000 metre teknik etap indim. O sırada da işte o zaman kollara mı yüklendiniz? İşte her tarafıma yüklendim valla. Ve o süreçte işte ayak parmaklarımı dondurdum. Şeye geldim, ana kampa geldim. Parmaklar davul gibi. Sonra Türkiye'ye geldiğimde 1,5 ay hissedemedim. 2 hafta ayağa kalkamadım. Yürüyemedim yani acıdan. Öyle sıkıntılıydı. Gerçekten dondu. Tabii tabii. Yani şimdi ben de zaten şeyi soracaktım. Donma tehlikesi yaşadınız mı? Bu tür durumlarda ne yapıyorsunuz? B planınız ne diyecektim? O zaman oradan devam edebiliriz. Donmuş zaten. Siyahlaşmadı ama hissiyat gitti. Şişti. Ve sonuçta ondan sonrasındaki bütün profesyonel dağcılık kariyerimde her tırmanışımda parmaklarımla ekstra uğraşmak zorunda kaldım. Hareket ettirmek, sallamak, işte masaj yapmak, işte yok işte bir şeyler, ekstra şeyler düşünmek ve çok enerjimi aldı aslında ne yazık ki. Halbuki öyle bir derdim olmasa o kadar enerji onu harcamadan daha konforlu gidebilirdim. Everest tırmanışında da
8600'e geldiğimde tahta gibi o, hissetmiyorum artık yani, gitti parmaklar. Biliyorum da şeyi, durumu da biliyorum, donma noktasını da çok iyi biliyorum. Orada şu kararı verdim, yani ben bu işi oksijensiz yaparım ama parmaklarımı kaybederim. Hmm. Hiçbir sportif başarı için vücut bütünlüğünü bozmaya değmez, sakat kalmaya değmez dedim ve oksijeni çıkardım. Çantamı ben taşıyordum zaten, oksijen tüpünü de. Çıkardım çantadan, bastım oksijeni ve anında vücudum ısındı. Oksijenin olayı vücudu ısıtıyor çünkü, ısı üretiyor. Bir de kafan daha iyi çalışıyor. Daha tabii hızlı hareket ediyorsun. O yüzden zirve konuşmamda böyle biraz hüzünlüyümdür aslında. Everest'e çıktım ama işte oksijen kullandım falan diye böyle. Hmm. Öyle konuştum ekip lideriyle aşağıdan. Sonrasında da hep bu oksijen meselesi. Peki yüksekliğe çıktıkça ciğerlerinizdeki pozisyon ya da durum ne oluyor? Nefes almanızda ya da işte vücut hareketlerinizde ya da işte dediğiniz gibi kafanın daha iyi çalışma durumunda oksijensiz tırmandığınızda onun ne gibi etkilerini görüyorsunuz? Şimdi tabii oksijensiz tırmanmak daha prestijli ama daha zor ve daha tehlikeli. Çünkü oradaki risklere daha çok açık hale geliyorsun. Donma gibi. Vücut kimyası işte çıktıkça ne hale geliyor yukarıya çıktıkça? Şimdi burada deniz seviyesinde bir atmosfer hava basıncı var. Ve vücudumuz buna uyumlu oksijenden. %20-22 oranındaki oksijene uyumlu. Ciğerlerimiz, bütün metabolizmamız, işte kalp damar sistemi, her şey onunla uyumlu çalışıyor. 5500 metrede buradakinin yarısı kadar oksijen var. Everest'in zirvesinde buradakinin 1/3 kadar oksijen var. Şimdi buradakinin 1/3 kadar oksijende bayağı maça çıkmış bir futbolcu gibi performans göstermen lazım. Sırtında koca bir çanta, habire yukarıya doğru çıkıyorsun. İşte o teknik zorluklarla boğuşuyorsun, oksijensizlikle boğuşuyorsun, soğukla boğuşuyorsun. Oksijen şöyle bir hikayesi var. Dediğim gibi hem vücudunu ısıtıyor, daha hızlı hareket ediyorsun ve daha doğru karar veriyorsun. Kafa daha doğru çalıştığı için. Oksijensiz olduğun durumdaysa bu koşullara eğer uzun süre maruz kalırsan bir sürü risk artıyor. Burada hızlı dağcı olmak çok büyük avantaj. Yani çok süratli çıkıp süratli aşağı inmek. Ben çok hızlı bir dağcıydım. Hatta profesyonel dağcı kariyerimde benden daha hızlı 10 tane dağcıyla tanışmadım. Benden hızlı dağcılar da yani 7000'lerin 8000'lerin üzerinde çoğu Rus milli takımı sporcularıydı. Dolayısıyla hızlı olduğun takdirde daha az maruz kalıyorsun. Bu exposure dedikleri. Yani o düşük oksijenle, düşük hava basıncı ve bütün o çevre faktörlerinin seni olumsuz etkilediği, işte ultraviyolesinden, kötü havasından, soğuğundan, ıslaklığından, işte hepsini üst üste koy. Ona ne kadar az maruz kalırsan o kadar vücudun az hırpalanıyor. Dolayısıyla daha az risk üstlenmiş olup işi bitirip kaçıyorsun. Ama ne kadar uzun süre maruz kalırsan vücudun o kadar tükeniyor. Benim avantajım çok hızlı tırmanıp indiğim için bu koşullara daha az maruz kaldım. O yüzden işte Türkiye'nin yüksek oksijen desteksiz tırmanışını ben yaptım. K2 Dağı. İkinci yüksek oksijen desteksiz tırmanışını da ben yaptım. Lhotse Dağı. Dünyanın ikinci ve dördüncü yüksek dağına. Bir tek dediğim gibi Everest'lerde kullandım. İkinci tırmanışımda da 2010'daki güneyden yaptığım tırmanışta da 8500'e kadar oksijensiz çıktım. Orada da şu sorun oldu. Bu küresel ısınma iklim değişikliği probleminden dolayı dağda aslında beklediğimiz kadar rüzgar kesilmedi. Normalde bir hava penceresi açılıyor. Bir hafta falan 15-25 Mayıs arasında. Bir hafta 10 gün neyse. Herkes de o tarihte çıkıyor. Mesela benim ilk çıkışım 17 Mayıs, ikinci çıkışım 23 Mayıs. Genelde o tarihlerde çıkılıyor. Fakat bu 2010'daki 23 Mayıs'taki zirve gününde rüzgar kesmedi. Çok rüzgar vardı. Ve ben de oksijensiz tırmandığım için çok üşüdüm. Artık hani zangır zangır titriyordum. Yani bırak parmaklarımı, her tarafım üşüyordu. 8500'de bir mola var, verilen bir yer var. Bir geçit var orada. Oraya geldiğimde dedim yani ben oksijene geçmek zorundayım. Çünkü hani bırak parmakları kaybetmeyeyim. Ben hata yapacağım yani. Vücudumu tutamıyorum titremekten. 8500'de de öyle geçtim oksijene. Soğuktan dolayı geçtim yani, çok rüzgardan. Geri dönmek istediğiniz ya da başarısız olduğunuzu hissettiğiniz anlar oldu mu? Dağda tabii şimdi riskler ve tehlikeler var. Bunların hepsinin bilincindeyim ve farkındayım. Genelde zorlarım. Diğerlerinden daha çok zorlarım ama benim de neticede sınırlarım var. Ve ben de neticede kaç defa geriye döndüm. Ama orada şöyle bakıyorum olaya. Eğer o gün dağın nesnel koşulları nedeniyle geri dönme kararı verdiysek zaten dünyada başka hiçbir dağcı da tırmanamazdı. Bu yüzden kendimi aslında başarılı bir dağcı olarak görüyorum. Ama şu sıkıntılı, yani bazen bu tehlikeler şöyle çıkıyor karşına. Hiç beklemediğim bir anda çıkıyor. Yani hazırlanamadan çıkıyor. Bir sürecin evrilmesi olarak çıkmıyor. Mesela altında bir buzul çatlağının açılması gibi. Başıma geldi bir kere. O başıma gelen buzul çatlağının açılması olayından 4-5 saat önce ekip arkadaşım öldü. Düştü. Yani bir teknik dik bir rotada iniyorduk aşağıya, bu Manaslu'da. Dünyanın 8. yüksek dağı, 8063 metre.
O sezon kimse çıkamadı. Ben 6 kere 8000'e gittim. 5'ine çıktım. Bir tek ona çıkamadım. Kimse çıkamadı. 2 kişi öldü. Ekip arkadaşım öldü. Öyle bir sezondu o. Sonbaharda gittim. Himalaya'nın sonbaharı çok iyi değil. İlkbaharı daha iyi. Pişman da oldum zaten sonbaharda gittiğime. Çünkü çok kötüydü hava. Neyse o Bulgar arkadaşım öldü. 2 kişiyiz beraber. Hani o gitti. Biz 2 kişi daha, 2 kişi daha var. Ertesi gün o kazanın aynı gün pardon inişe devam ediyoruz. O Bulgarlar perişan oldular tabii arkadaşları öldü diye. Moralleri çok bozuldu. Onu sonra inip alıyorlar mı? Yok. Çok 600 metre aşağı bir yere uçtu. Gidemedik yanına. Ha, kalıyor yani. Hala orada belki de. Evet. Yani enteresan. O tür şeyde sağlıklı 10 tane adamın hayatını tehlikeye atman lazım bir ceset için. Onu yapmıyoruz. Neyse o kazadan sonra inişe devam ettim ve böyle yani bir metre falan kar yani inanılmaz derin bir kar vardı. Ve bütün izi ben açtım. Yani ana kampa kadar geldim. Bu kayıtlara da öyle geçti. Yani Nasuh'un tek başına açtığı izi arkadan Bulgarlar ana kampa kadar bile gelemediler. Yani izi ben açtım. Benim açtığım izden bile gelemediler ana kampa kadar. Hmm. Yukarıda bir yerde kaldılar. O arada önden gidiyorum. Buzul çatlakları da var biliyorum ama hiçbir çarem yok başka. Yani ip yok. Yanımda kimse yok. Ve gözümü karartıp gidiyorum bir şekilde. Ve bir buzul çatlağı açıldı altımda. Hiç beklemediğim bir anda. Yani öyle bir son anda öyle bir refleks göstererek durdum ki yani bir dizim kaldı bu tarafta buzul çatlağın bu tarafında. Bu tarafında da kramponumun ucu kaldı. Yani komple açtım bacağı şöyle ve böyle kilitlendim kaldım. Sırtımda koca bir sırt çantası, altımda koca bir buzul çatlağı ve böyle aha dedim gittik. Yani bir kramponun ucu kurtulsa uçacağım aşağı. Dizim buradan kaysa uçacağım aşağıya. Kalbim fırladı zaten. Yani kendimi sakinleştirdim. Düşündüm ne yapmam lazım. Bir kere önce dedim şu sırt çantasından kurtul. Ağır bir sırt çantam var. Açtım kemeri. Bir kolunu çıkardım. Ve bir şekilde sırt çantamı attım yana. Pozisyonumu bozmadan. Sonra da bu sağ tarafta kramponumla dayandığım yere bir yüklenip oradan bir şey alıp kendimi sırt üstü yuvarladım. Öbür tarafa buzul çatlağını ve kurtuldum oradan. Hmm. Ama o ilk anda bir anda açılması hakikaten yani şok edici bir etkiydi. Bazı tehlikeleri öngörebiliyorsun. Yaklaşıyor mesela. Ona karşı bir önlem alabiliyorsun. Bu hiç öngöremediğim ve çok hazırlıksız yakalandığım bir şeydi. Sadece bir şekilde iki tarafa tutulmayı becerdim yani dizime kramponun ucuyla. Dolayısıyla o çok korkutucu bir deneyimdi. Bunun, bu işin biraz da vücut dayanıklılığı gerektirdiğini düşündüğümüzde bu işin bir tamam noktası var mı? önümüzdeki süreçte yeni bir planınız var mı bir daha tırmanmak için? Aslında olabilirdi. Ben yüksek irtifa dağcılığını hep çok seviyorum neticede. Hı hı. Ama işte bu Gezi Parkı eylemlerinde 2013'te çok talihsiz bir motor kazası yaptım. Olayların ilk patladığında 31 Mayıs akşamı. Hı hı. Polisle göstericilerin arasında kaldım. Akut'un ilk yardım istasyonuna gitmeye çalışırken. İşte sağ bacağım, tibiyam, difibrilam kırıldı. Sağ dirseğim kırıldı ve sağ omzum kırıldı. Yani kalçam şansa kırılmadı. Mosmordu ama bu bacağım, kalçam hı hı. Ondan sonra. Hı hı. Dolayısıyla profesyonel spor hayatım bitti. Günlük hayatımı etkilemiyor. Hı hı. Ama o tür ağır antrenmanları kaldıramam artık. Şimdi motor seyahatine geleceğiz tekrar. İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Tibet, Bhutan, Moğolistan ve çeşitli Avrupa ülkelerine motor seyahatleri yapıyorsunuz. Gerçi az önce bir hikaye dinledik sizden ama farklı bir anınız varsa bu süreçte yaşadığınız farklı bir anınızı alabilir miyiz? En ilginç ve enteresan olan. Vallahi motor seyahatleri çok insanın özgüvenini çok besleyen, farkındalığını çok geliştiren, kendine duyduğu saygıyı, güveni hepsini çok artıran ve yeteneklerini de çok bileyen, törpüleyen bir alan. Çünkü böyle bir motor seyahatine çıktığında zaten bir egzotik bölgeye gidiyorsun. Bir sürü sorun çıkıyor karşına. Motor bozuluyor, kaza oluyor, bir başkasının başına bir iş geliyor, hiç beklemediğin bir aksilik oluyor ve hepsini çözüyorsun ama. Yani sorun ne olursa olsun çözüyorsun. Dolayısıyla aslında hem dağcılıkta da yine karşına sorunlar çıkıyor. İşte bir hedefim var ama o hedefe giderken işte malzeme sıkıntı çıkartıyor. Ekipte birisinin başına bir iş geliyor. Rota işte beklemediğim bir sorun çıkıyor. Ona uygun malzemen yok. Ya da iklim, hava çok sert oluyor falan ama neticede hepsini öyle ya da böyle çözüyorsun. En azından sağ salim geri gelmeyi başarıyorsun. Dolayısıyla aslında bu senin içindeki o problem çözme yeteneğini geliştiriyor. Bununla birlikte tabii kendine duyduğun saygıyı ve güveni geliştiriyor, farkındalığını geliştiriyor. Gücünü öğreniyorsun, haddini öğreniyorsun, sınırlarını öğreniyorsun, bunları nasıl geliştireceğini öğreniyorsun. Oradan aldığın derse bir sonrakinde nasıl artı bir hazırlık yapman gerektiğini öğreniyorsun ve aslında sürekli kendini geliştiriyorsun. Bu tür riskli ve tehlikeli sporların ya da bu tür riskli ve tehlikeli uzun yolculukların
kişilik üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Hı hı. Kişiliğini geliştiriyor. Yani hem kendinle ilgili farkındalığını, hem yapıyor olduğun aktiviteyle ilgili bilgi birikimini, tecrübeni, her şeyini çoğaltıyor. Hem tabii ki yepyeni yerler, yepyeni kültürler, yepyeni coğrafyalar, yepyeni deneyimler yaşıyorsun. Dolayısıyla hakikaten aslında dünkü kendinden daha iyi bir hale geliyorsun. O senin gelecekte yeni ve daha büyük hedeflerin peşinden gitmeni sağlıyor. Benim de bütün kariyerim öyle oldu zaten. Yani her adımda giderek daha zor, daha tehlikeli, daha önce yapmadım. Daha burada hedefleri küçükten büyüğe doğru mu götürmek lazım? Hani birden şimdi haydi Nepal'e gidiyoruz olmaz zaten. Yani. Olmaz yani. Önce bir kere sınırların dahilinde ve sınırların biraz ötesinde hedefler seçeceksin. Sınırlarını da sürekli geliştireceksin. Ama sınırların geliştirmenin de bir tek yolu var. Kendine meydan okuyacaksın. Kendinle yarışacaksın. Hı hı. Ben mesela kimseyle yarışmadım. Zaten bu yola girdiğimde benim önümde kimse yoktu. Türkiye'de benden önce 8 binlik dağları hedefleyen yoktu. O yüzden böyle bir bilgi birikimi yoktu. Ben hep kendimle yarıştım. Kendimi aşmaya çalıştım. Kendimi geliştirmeye çalıştım. O yüzden de sınırsız büyüdüm. Buralara kadar da geldim. Yani kolum bacağım kırılmasa o performanslar tabii artık pek olmazdı yani şimdi. O işler böyle 20'li yaşlarda çok daha güzel yapılıyor. İşte 30'larda yapılıyor yani. 25-35 bence bir erkeğin en güçlü zamanları. Benim öyleydi yani 25-35 yaşım. Ha, sonra da tabii ki yine şöyle aynen devam edebilirsin. Ayrı mesele ama o yaşlarda çok daha dayanıklısın, çok daha hızlısın, acıya dayanıklısın. Artı o bir delikanlılığın getirdiği bir çok daha yüksek riske girme kapasiten var. Dolayısıyla o yaşlarda ben hakikaten en büyük performanslarımı o dönemlerde gösterdim. Bir de Gezginler Kulübü Derneği üyeliğiniz var. 20 yaşında otostopla doğuyu gezmişsiniz. Ondan sonra zaten yukarıda saydığım 7 kıtayı görmüş birisi olarak. Ben de mesela gezmeyi çok seven birisiyim ve hani benim de hayallerimde, hedeflerimde var. Gezebildiğim kadar ben de geziyorum. En akıllıca şey. Ya da bu işi hedefleyen ya da bu işi hayal edenlere tavsiyeleriniz var mı? Mesela bu işin o doğudaki otostop yolculuğunu ve sonrasında maddiyatla ilgisi, bağlantısı çok var mıdır? Siz mesela o dönemki gezilerinizin finansını nasıl sağladınız? Gezmek için para gerekiyor mu açıkçası? Açıkçası gezgin olmak, gezi kültürü bir bütçe meselesi değil. Bir kültür meselesi. Hı hı. Mesela şu Güneydoğu'da Van, Bitlis, Tatvan, Muş filan oraları ben otostopla gezmiştim. Hı hı. Ve aslında Ağrı'da tırmanışı için gitmiştim. Fakat işte terör tırmanamadık. İptal oldu tırmanış. Bütün herkesi döndü. Ben de oraya kadar gitmişken dönmek istemedim. Biraz dedim buraları gezeyim gelmişken burada dolaşayım. Fakat babamdan da para yollatamadım bir türlü. Yani hafta sonunda bir şeyleri denk geldi. Bir sıkıntı oldu. Cebimde de para yok. Yani bir tek günde bir tane çorba içebilecek. Ezogelin çorbası yanında yarım ekmekle onu yiyecek kadar param var. Kaldığım otel de dediğim yani bir tane oda. İşte 4-5 kişiyle beraber yatıyorsun. Kimin kim olduğu belli değil. İşte herkes yani bir kamyoncu, bir gariban, bir şey bir şey. Odaya yatıyorsun, gece birisi giriyor çıkıyor bir şey. Bu bekar böyle. Odaları gibi ya bekar odası zaman. Gibi bir şey. Yani orada bir hafta falan dolaştım. Babam tabii para yolladı sonradan ama o yollayana kadar süper kısıtlı bir bütçeyle hem gezmeyi hem işte Hoşap Kalesi'ne gidiyorsun, işte Akdamar Adası'na gidiyorsun, işte Bitlis'teki Ahlat Mezarlıklarına falan gidiyorsun, oralara dolaşıyorum. Bir taraftan da işte çok süper kısıtlı bir bütçeyle. Neticede para o kadar önemli değil. Dediğim gibi bu iş bir kültür meselesi. Mesela Katmandu'ya gittiğimizde kız arkadaşımla birlikte 97'de 29 yaşındayken Türkiye'den çıktıktan sonra işte İran, Pakistan, Hindistan, Nepal filan Katmandu'ya kadar harcadığımız para iki kişi bütün yediğimiz, içtiğimiz, otel, konaklama, motosikletin benzini her şey $800. Yani $800 ve 26 gün neticede yani 9000 kilometre yol yaptık. Bedava, hiçbir para bile değil yani. Evet. Evet, batıya gidersen daha pahalı. İşte euro, dolar falan hesabına ama doğu o zamanlar çok hesaplıydı. Şimdi biraz daha pahalı oldu elbette ama neticede dediğim gibi gezgin olmak bir bütçe meselesi değil, bir kültür meselesi. Ve herkese onu söylüyorum. Hiçbir şey yapamıyorsanız seyahat edin. Hı-hı. Seyahat etmek bu hayatta yapılabilecek en akıllıca şey. Farklı kültür ve coğrafyaları deneyimlemek ve oradaki insanlarla tanışmak ve onların bakış açısını da içselleştirip o zaman bir anda şu hale geliyorsun. Ya senin içine doğduğun kültürün sana enjekte ettiği şeyler anlamını yitiriyor. Senin mahallendeki genel geçer kurallar, senin toplumundaki, ülkendeki genel geçer kurallar eskisi kadar güçlü hale gelmiyor. Hı hı. Ve bakıyorsun o zaman bir kere kimseyi ötekileştirmemeyi anlıyorsun. Hı. Yargılamamayı öğreniyorsun. Bak çok önemli bir kabiliyettir. Herkes beceremez. Yani ben bile kim bilir 50'ye geldiğimde falan anca belki becerdim. Yargılamamak çok önemli bir şey. Ve herkesi olduğu gibi kabul etmek, ötekileştirmemek ve değiştirmeye çalışmamak. Bunu ancak güçlü bir seyahat kültürüyle yapabilirsin.
o gördüğün deneyimlerdeki yani adam o, bir bakıyorsun bir estetik anlayışı var, sen ay bu ne diyorsun böyle. İşte bu kadar dudağını uzatmış, şu kadar boynunu uzatmış, kulağını evet, bilmem evet, ne evet, yapmış. Onu beğeniyor. Demek ki mümkün. Öbür tarafa gidiyorsun, adam ne bileyim saçma sapan şeylere tapıyor, maymuna tapıyor. Hindistan'daki yani, yaşayan insanlar, yani işte baktığın zaman bu televizyondan izlediğin zaman mesela çok bizim için belki hijyenik olmayan bir ortam. Adamlar mutlu ama yani evet, orada. İşte o zaman yargılamamayı ve ötekileştirmemeyi öğreniyor. Burada şey soracağım. Mesela Hindistan ölmeden evvel görülmesi gereken 10 yerden bir tanesiymiş. Kesin. Ya Hindistan ya Nepal. Herkes mutlaka bir kere Hindistan'a ya da Nepal'e gitmeli ve bir deneyim yaşamalı orada. Biz işte Bilge'yi 2,5 yaşındayken götürdük. Barlas daha 4 yaşındaydı Hindistan'a götürdüğümüzde. Gerçekten o kadar etkili mi? Yani orada hani çok, görmemiz gereken nedir? Şimdi orada böyle 1 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Ve 1 milyar 200 milyon insan, böyle 500 tane dil, işte bilmem kaç yüz tane, bin tane kültür, din, ve iç içe yaşıyorlar. Her mahallenin farklı dini ve var. Ve huzurlu yaşıyorlar. Yani o Hindistan'ın o çok gönüllülüğü, çok kültürlülüğü çok etkileyici. Hmm. Yani 300 kilometre gidiyorsun başka bir kültür. Hmm. 400 daha gidiyorsun başka bir kültür yani. Hmm. Hepsi Hindi, aynı dili bile konuşmuyorlar. Yani aralarında bile anlaşamıyorlar aslında. Ama turistlere karşı çok toleranslılar. Turizm çok önemli bir gelir netice onlar için. Turistlerin de çok güvenli hareket edebilecekleri bir yer Hindistan. Hırsızlık her yerde vardır. Yani malını koruyacaksın, açıkta bırakmayacaksın. Ama böyle şiddete dayalı suç falan neredeyse yoktur. Küba gibi o zaman. Için. Ben Küba, evet. Küba deneyim oldu, Küba'ya gittim, o zaman Küba gibi diyebiliriz. Hatta Hindistan'da mesela Enfield kiralayıp, motor kiralayıp bir tane, onunla birkaç ay dolaşılabilir. Ve öyle mi? Dünyanın en müthiş seyahatlerinden biri. Fotoğraflarınızda ben gördüm şeyde, farklı köy motorları gibi motorlarınız vardı işte fotoğraflarda. Orada Enfield'da. Evet. 500 cc. Peki bu kadar ülke, kıta gördünüz. Yaşayabilirim dediğiniz yer neresi? En çok nereye beğendiniz? Avustralya. Avustralya mı? Ben 28 yaşında 7 kıtayı da görmüştüm. Bugün 90 küsur ülke görmüş durumdayım. Avustralya'yı acayip beğendim. Çok güzeldi. Yani hem insanı, hem doğası, hem kültürü. Mesela yani Sydney'deyim. Adam takım elbiseli, yakışıklı, sarışın bir şey. Çıplak ayakla gidiyor işe. Çok enteresan yani. O doğadan kopmamış olmaları, teknolojiyle, bilimle, akılla o doğa birleştirmiş olmaları beni çok etkiledi. Orada yabani hayvanlara da çok fazla tolerans var bildiğim kadarıyla. İşte mesela havuzuna timsah giren birinin işte polisi ya da işte yetkilileri arayıp olmasını, hani onu orada öldürmeye çalışmıyor da işte yılan mesela var bildiğim kadarıyla. Yani yanlışsam evet, düzeltebilirsiniz. Tabii tabii yani. Orada hani yabani hayvanlara bile bir saygı ve birlikte artık yaşamayı kabullenmişlik var diyebiliyorum ben. Doğadan kopmamışlar. Yani yabancılaşmamışlar doğaya. O çok güzeldi. Güzel. Peki şimdi dönüyoruz 2009 yılına. Sevgili eşiniz Mine Hanım'la nikahınıza. Evet. Himalayalardaki Hollywood filmlerini andıran bir nikah töreni. Onu biraz dinleyebilir miyiz? Tabii. Benim 20'li yaşlarımda karar verdiğim bir konuydu. 40 yaşından sonra evleneceğim ve yurt dışında evleneceğim diye. Tabii o yaşlardaki kız arkadaşlarımın hiç hoşuna gitmedi bu ama hayat öyle yani. 41 yaşında ve Bhutan Krallığı'nda evlendim Mine ile birlikte. Geleneksel bir Budist düğün töreniyle evlendik. Tabii Bhutan olağanüstü bir deneyim oldu. Ben Nepal'i düşünüyordum aslında. Nepal organize etmesi çok kolay. Bhutan imkansız seviyesinde bir şeydi. İmkansızlığı neden? Bhutan kapalı bir kültür. Çok kendine göre kuralları var. Ve daha önce de hiç kimse Bhutan Krallığı'nda evlenmedi resmi olarak. Yabancı hiç kimse. İlk çift biz olduk. Oo. Evet. O da Nepal'in fahri başkonsolosu Günseli Malkoç var. Ben Günseli Hanım'a açtım bu projeyi. Dedim ki benim böyle bir hayalim var. İşte Mine'ye de sürpriz falan yapacağım. Nepal'de olur mu? Yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Dedim. O da dedi ki Nepal çok kolay ama dedi istersen Bhutan'da yapalım dedi. Bhutan deyince tabii ben acayip heyecanlandım. Çünkü Bhutan en görmek istediğim, en merak ettiğim ülkelerden biriydi. Hala da işte 90 küsur ülke gördüm. Yani en sıra dışı gördüğüm ülke hayatımda Bhutan Krallığı'ydı. Böyle biz istesek gidebiliyor muyuz Bhutan'a? Gidiliyor ama pahalı biraz. Nepal'in düştüğü hataya düşmek istemiyorlar. Yani cebinde 5 dolar olmayan adamın gelip orada işte bir sene kalmasını istemiyorlar. Buraya belli bir seviyenin üzerinde bütçesi olan insanlar gelsin. Hmm. Burası hani sınırlı sayıda insan gelsin ama biz o sınırlı sayıda insandan Bhutan'ın turizm beklentisini karşılayalım deyip bozmamışlar hiçbir şeyi. Herkes İngilizce konuşuyor. Sigara içmek yasak. Kral Oxford mezunu. İşte bizim için önemli olan kişi başına düşen gayri safi milli hasıla değil, kişi başına düşen gayri safi milli mutluluk endeksi diyor. Yani milli mutluluk endeksi diye bir şey ortaya attılar. Bu yani böyle TED konuşması falan oldu yani. Bu öyle kavram, önemli bir kavram bu.
Dolayısıyla böyle bir acayip bir ülke burası. Ben de çok keyif aldım. Yani inanılmaz güzel bir coğrafyası var. İnanılmaz güzel bir doğası var. %70'inden fazlası orman zaten. Bir gördüğüm bütün binalar süslemeli, işlemeli. Yani bir tane böyle düz bir apartman yok. Tamamı işlemeli, süslemeli. Yani küçük kulübe bile yapsalar böyle pırıl pırıl rengarenk, çok hoş. Tapınakları olağanüstü güzel. Aynı şekilde zengin de bir ülke o zaman. Yani evet, ekonomisi fena değil. İnsanlar mutlu ama nereye gidersen git herkes güler yüzlü, herkes çok yardımsever. Çok enteresan bir ülke. Bir Himalaya krallıkları seyahati yaptık. Sıkkım, Bhutan, Nepal. Bunlar 3 tane Budist krallık, Himalaya krallığı. O üçünü kapsayan bir çok güzel bir motosiklet yolculuğu yaptık. Bhutan'da da evlendik. 5 motor gittik. 5 arkadaşla beraber gittik. Türkiye'den uçakla gelenler de oldu bizim bu düğün töreni için. Ve gerçekten unutulmayacak bir seremoni oldu. Etkileyici, aynı Hollywood filmleri gibi. Yani buradan bir şey senaryo çıkar yani, Hollywood senaryosu. Vallahi çıkar. Şimdi bir de sonlara doğru geliyoruz. Son birkaç soru. 7-15 yaş grubu, evet, arasına vermiş olduğunuz doğada liderlik okulunuz var. O nasıl bir fikir? Nereden doğdu? Neler yapıyorsunuz? Benim aklımda uzun zamandır vardı. Mine de tabii ki bu fikre çok rahatlıkla adapte oldu. Zaten ben yani bulduğum her şeyi, içimdeki cevheri doğada buldum. Dolayısıyla doğa, beni bu kadar mutlu eden ve beni bu kadar geliştiren doğayı başkalarına da, özellikle çocuklara da çocuk yaştan itibaren sevdirmek, öğretmek, onu korumasını, ona sahip çıkmasını, ona saygı duymasını, doğanın içinde kendi yerini bulmasını öğretmek için böyle bir Nasuh Marki Doğa Liderlik Okulu diye bir okul kuralım istiyorduk. 4 yıl önce de kurduk bunu. Çok da güzel oldu. Bu Durusu Park'ta çok keyifli bir kamp alanımız var. İşte orada tırmanış, kano, bisiklet, orienteering falan gibi aktiviteler yaptırıyoruz. İşte kampçılık, ip düğün teknikleri gibi böyle doğa farkındalığı veriyoruz çocuklara. Hı hı. Ve aslında doğayı daha yakından tanımalarını, kendi doğalarına yakınlaşmalarını, doğaya saygı duymalarını, o empatiyi gerçekleştirmelerini, bütün onları deneyimlettiğimiz işte birkaç gün ya da işte bir zaman geçiyoruz birlikte. Hafta sonu belki. Hı hı. İşte anne çocuk, baba çocuk, aile çocuk veya işte yetişkin kampları, kurumsal kamplar gibi şeyler yapıyoruz. Mekan çok güzel. Yani Durusu Park'ın doğası inanılmaz güzel. Ve çok da keyif aldık biz de. İşte her yaz yoğun bir şekilde onunla uğraşıyoruz. Yaz kampı olarak yapıyoruz. Yaz kampı olarak yapıyoruz. Anladım. Peki sizin çocuklarınızın doğayla arası nasıl? Mesela onlar şimdi ben dağcı olacağım derse nasıl bir tepki verirsiniz? İkisi de doğaya çok meraklı. Hatta Barlas kano etabında yürüyüşü Barlas liderlik ediyor. Böyle arkasında 40 kişiyi alıyor. Hmm. Patikalardan oradan buradan geçirip hem de böyle çok disiplinli, işte aman sıradan çıkma, oradan gitme, şunu yapma filan diye o götürüyor onları. Bilge de daha o küçük henüz şu anda. O yavaş yavaş adapte oluyor ama Barlas çok iyi işe sahip çıktı. Bunu bana soruyorlar. İşte dağcılık yapmak istese, motora binmek istese ne yaparsın diye. Ne istiyorsa yapacak. Onun hayatı bu. Tek kuralım var. En iyilerden eğitim alacak. Ben en iyilerden eğitim aldım. O yüzden kendimi buralara kadar getirdim. Ben onun da eğer dağcılık yapacaksa en iyi kursa gidecek. Motosiklete binecekse en iyi hocalardan eğitim alacak. Teorik ve pratik eğitim alacak. Ondan sonra yapacak bunu. Evet. Mantıklı. Evet. Abi bir de AKUT kurucu üyeliğiniz var. Hmm. Bu AKUT fikri nasıl doğdu? Ondan sonra bir de Gölcük depremi var. Gölcük depreminde de aktif rol aldınız. Orada yaşadığınız olaylar, durumlar nasıldı? Neler yaşadınız? Onları biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. AKUT 94 Kasım'ında bir dağ kazası meydana geliyor. Onun üzerine ortaya çıkan bir fikir. Bolkar Dağları'nda Yıldız Teknik Üniversitesi'nden iki dağcı çocuk Medetiz'e tırmanışa gidiyorlar. Medetiz Dağı'na. Fakat bir fırtına yakalanıyorlar. İşte ekibin bir kısmı dönüyor ama bu ikisi dönemiyor. Kayboluyorlar. O dönemde de tabii iki dağcının kaybı büyük olay bir seferde. Türkiye'de tabii o dönemlerde yine bir arama kurtarma ekibi yok. Dağda doğada bunu yapacak ama böyle bir şey meydana geldiğinde arada meydana gelirdi. Diğer dağcılar yardımcı olurdu. Ya yani o çocukların kulübündekiler ve diğer başka kulüpteki dağcılar bir araya gelir. Doğaçlama bir şekilde bu iş yapılırdı. Burada da öyle yaptık. Türkiye'nin dört bir tarafından iki grup halinde 100 kadar dağcı bir araya geldik. Bu o güne dek en kalabalık dağcıların katıldığı kurtarma çalışmasıydı. 14 gün uğraştık, bulamadık çocukları. Hiç mi bulunamadı? Birinin cenazesi 8 ay sonra bir çoban tarafından bulundu. Öbürü hala bulunamadı. Bu hatta aileler helikopter kiralamıştı. Bizi helikopterle Bolkar Dağları'nın zirvelerine bırakıyorlardı. Biz oradan bütün yamaçları inip işte vadileri koştur koştur taradığımız halde bulamadık. Kar var mıydı? Vardı. Bu olaydan sonra işte bir avuç dağcı arkadaşımla birlikte oturduk, bir takım öngörülerde bulunduk.
gelecekte Türkiye'deki dağ ve doğa sporlarına ilginin artacağı ortadaydı 90'larla birlikte. Benim bu tırmanışlarım da işte 92 Tanrı Dağı, işte 93 en yüksek kış tırmanışı Elbrus'da, 94 Karlopar'ı falan böyle bir algı vardı zaten. Bir de tabii kural olarak bir dağcı dağda kaza geçirirse ona sadece diğer dağcılar yardımcı olabilir. Çünkü bu spor kendine göre dinamikleri olan, çok ciddi bir kondisyon gerektiren, dağları bilmeyi gerektiren, malzeme gerektiren bir tecrübe özel bir gerektiren, spor. Tabii. Evet. O yüzden gelecekteki olası dağ ve doğa kazaları için şimdiden örgütlenelim dedik. Şimdiden hazırlanalım. Ve çünkü bugün onların başına geldi. Yarın bir başkasının gelecek. Öbür gün bizim gelecek. Yani hazırlanmak lazım. Ve o döneminde Türkiye'nin en yetkin dağcıları biziz. Bize düşer bu iş dedik. Ben Karlopar ünvanına sahiptim o kazadan önce. Benden başka da 6-7 tane 7000'in üzerine çıkan dağcı vardı. Dolayısıyla bu konuyu üstümüze aldık sorumluluğu. 95 yılında konunun içine girdik. Hani arama kurtarma yapacağız. Gönüllü yapacağız, karşılıksız yapacağız bunu. Türkiye'nin mevcut durumunu bir anlamaya çalıştık. Arama kurtarma da kim yetkili, sorumlu, ne oluyor, ne bitiyor dağda doğada bu iş. Biraz karışıkmış o. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı ve Jandarma Komutanlığı. Dört tane alana bölünmüş durumda Türkiye'nin arama kurtarma yapılanması ve arazide dağda doğada hiç kimse yok. Yani jandarma ama bir teknik tırmanışı yapabileceği bir şey yok tabii ki. Bir de Türkiye'nin doğal afet ülkesi olduğunu öğrendik. Türkiye'de birkaç yılda bir çok ciddi yıkımlara yol açan seller meydana geliyormuş. Birkaç on yılda bir kitlesel afete dönüşen depremler meydana geliyormuş. Biz bunu 95'te fark ettik. Konunun içine girince. Türkiye'nin geri kalanı 17 Ağustos 99 sabahı anladı. Bu ülkenin bir deprem ülkesi olduğunu. Bu 3-4 yıl önce bu konunun farkına varmış olmamız bize çok ciddi bir avantaj sağladı. Kendimizi çok iyi geliştirdik. Sadece dağda ve doğada teknik kurtarma gibi şeyler değil. Aynı zamanda enkaz kurtarma, sel kurtarma gibi konularda da eğitim aldık, kendimizi geliştirdik. Ve 17 Ağustos 99 depremine hazırlandık. Ondan önce de 98'de Adana Ceyhan depremi oldu. İlk defa gerçek deprem, gerçek kazazedeler, gerçek depremzedeler, işte gerçek depremzede yakınları. Oradan Hatice Öğretmen diye bir kadını kurtardık. 11 yaşında da Sercan diye bir çocuğu kurtardık. Bu olay tabii hem o yıllardır yaptığımız bütün eğitimler, tatbikatlar, gece gündüz çalışmaların meyvesi oldu. Hem de bizi 17 Ağustos depremine hazırladı. Türkiye Akut'u tabii orada birçok duydu. Arkasından 17 Ağustos 99 yaşandı. 17 Ağustos 99 depremi Akut'un 34. arama kurtarma göreviydi. Öyle mi? Biz ondan önce 33 kere işte Yavaş Barış kazasına gittik, Fethiye'ye, Batı Karadeniz seline gittik, işte Adana Ceyhan depremine gittik, dağda kaybolma, dağda kazalara gittik, bir sürü olaylara gitmiştik. Bugünkü Akut'un operasyon sayısı 3000'lerin üstü. Kurtardığı insan sayısı yine öyle 3000'lerin tabii üstü. Tabii biz sadece çok büyük bir vukuat olduğunda onu haber alabiliyoruz. Ufak tefek kurtarma operasyonlarından sanırım haberimiz olmuyor. Gölcük'te ve 17 Ağustos'ta yaşadığınız ilginç durumlar var mı? Gölcük yani gerçekten çok korkmuştu. Ben Gölcük'teki ekibin başındaydım ve hep orada kaldım. Diğer ekipler de işte Adapazarı'na, İzmit'e, Değirmendere'ye falan dağıldı herkes Yalova'ya. Daha sonra Değirmendere'de bizim bir yardım dağıtım kampımız vardı. Aslında yardım dağıtım işi Kızılay'ın işidir ya da silahlı kuvvetlerin işidir ama Kızılay o günlerde çok hazırlıksız yakalandı ve kendinden beklenen performansı gösteremedi. Silahlı kuvvetlerde Gölcük Donanma Komutanlığı çok yara aldığı için onlar da kafayı bir hafta 10 gün kaldıramadı. Dolayısıyla o boşluğu da biz doldurduk. Yani biz hem arama kurtarma işini koordine ettik, 220 insanı kurtardık. Hem de bütün yurt içinden ve yurt dışından gelen bütün yardımların da karşılanması, tasnif edilmesi, depolanması, ihtiyaca göre dağıtılması işini de biz yaptık. Bu tabii ki Akut'u çok bambaşka bir yere taşıdı. Yani Türkiye'nin en güvenilir kurumu seçildi. Evet. Büyük bir toplumda sevgi ve güven oluştu. Sempati oluştu. Bir taraftan tabii. Sempati oluştu. Çok güzel bağış geldi. O bağışlarla 10. yılımıza geldiğimizde yani 96'da kurduk. 99'da bu olay yaşandı. 2006'ya 10. yıla geldiğimizde 10 tane ekibimiz vardı. 99'da 2 ekibimiz vardı. 96, 97, 98'de 1 ekibimiz vardı. 2006'da 10 ekibimiz vardı. Ben bu 2016'da istifaya zorlandığım süreçte 35 ekibimiz vardı. Bayağı büyütmüştük ama maalesef işte ondan sonra o siyasi baskı, içerideki işbirlikçiler falan öyle bir çok tatsız bir yere savruldu. O depremlerde şimdi bu İzmir depreminde yaşadığımız gibi mucizeler olmuştur mutlaka işte Elif gibi. Tabii. Çok daha fazlası oldu. Evet olmuştur. Onlardan sizin başınıza gelen var mı? Yani sonuçta her enkazdan kurtardığın herkes bir mucize zaten. Yani o kurtardığımız 220 insanın hepsi birer mucize. Hepsinin birer hikayesi var. Hepsinin kayıpları var. Hala görüştükleriniz var mı? Biz
kural olarak kurtardığımız insanlarla onlar talep etmediği sürece görüşmüyoruz. Hmm. Yani onlara karşı böyle bize bir böyle bir minnet duygusu, bir minnet, bir borç duygusu hissetmelerini istemiyoruz. Yani biz onların zor zamanlarında yanına girdik, çıktık hayatlarından gibi ama görüştüklerimiz var elbette. Kendileri talep ederek görüştüklerimiz var. Hmm. Mesela bir iki bacağı da kesilmek zorunda kalan Doğuhan diye bir çocuğu çıkarmıştık. 35 saat uğraştım yani. Ben başında kaldım onu. Ki arada başka yerlere gidip başkalarını çıkardık, tekrar gelip onunla uğraşıyorduk. Rus kurtarma ekibiyle birlikte yaptık onu. O çocukla görüşüyoruz. O işte basketbol takımına girdi, işte okuluna devam etti. Hatta Akut'un böyle bir aramızda bir fon da vardı, böyle burs fonu gibi. Ona işte yardımcı oluyorduk. Mesela bizim Bingöl'deki bir liderinin de hayatını kaybetti. Çok, o da çok harika bir çocuktu, rahmetli Veysel. Onun da çocukları üzerinde böyle takip ediyoruz bazen. Yani o network'ü onlar istedikleri süreçte sürdürüyoruz ama bizim böyle onlarla düzenli görüştüğümüz bir şeyimiz yok. Peki. Şimdi deprem konusu açılmışken ülkemizde bir de şöyle problem var. Doğayla inatlaşmak gibi. Dere yatağına ev yapıp sonra su bastığında işte bunun sorumlusunu aramak gibi bir huyumuz var. Özellikle Karadeniz'de çok var. Hani dere yatağı işte ya, orası. Oraya su basacak yani. İşte yani. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani doğayla inatlaşmak nasıl bir duygu, düşünce, fikir neyse ya da buna gerek var mı? Bu tamamen bunu cehalet. Kimin çözmesi gerekiyor? Sebebi cehalet. Çözmekle ilgili sorumlu olan yapı da tabii ki hükümet. Hı hı. Yani bir ülkeyi afetlere hazırlamakla ilgili birinci dereceden sorumlu siyasi iktidardır. Devletin ta kendisidir. Yani devletin o süreçte onu yönetmekle yükümlü olan siyasi iradesidir. Ama toplumda bir de kaderci bir bakış açısı var. Bu çok büyük bir problem. Çünkü bu en kötü durumlarda, en kötü ölümlerde, kayıplarda bile takdir ilahi kader işte diye boynunu eğiyor insanlar. Hı hı. Halbuki kader mader değil kardeşim. Deprem Türkiye'nin kaderi değil. Deprem Türkiye'nin gerçeği. O seller de Türkiye'nin kaderi değil. Türkiye'nin bir gerçeği. Şimdi sen dediğin gibi dere yatağına eğer kasaba kurarsan tamam belki 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene çok güzel yaşayabilirsin. Ama bir gün yine şiddetli bir yağış olursa o şiddetli yağışın biriktirdiği suyun akacağı yer yine o dere yatağı olacak. Hı hı, evet. Orası doğal su yolu. Milyonlarca yılda evrilmiş su yolu. Su yine aynı yolu tercih edecek. Sen hava çok işte 20 yıldır çok güzel ya burada hiç öyle bir sorun olmadı deyip oraya eğer bir kasaba, apartman, bina bilmem ne kılmaya kalkarsan. Ama bu devlet teliyle de yapılıyor. Mesela şimdi iki telli basın ekspres yolunda da bir dere yatağı var ve kocaman AVM var şimdi onun üzerinde. Hani bu gece kondu değil bir şey değil. Böyle ruhsatlı artık imarlı iskanlı bir yer yani. Şimdi orada da hani halkın da bir orada suçu olabilir ya da sorumluluğu olabilir. Ama asıl sorun sanırım devlette ve siyasette. Çünkü bak vatandaş şöyle. Vatandaş yani birey çok uzun erimli hesap yapmayabilir. Yapmak zorunda da değil. O onun kendi problemi. Yani sen sadece önündeki 10 seneyi düşünebilirsin. 2 seneyi düşünebilirsin. Ama devlet öyle bir aygıt değildir. Devlet hı hı. Yüzlerce yıl var olmaya programlanmış bir yapıdır. Dolayısıyla devlet günlük karar almaz. Devlet belli bir plan çerçevesinde ve hep uzun vade etkilerini düşünerek karar alır. Bugün yaptığı bir şey. Yani bugün oraya apartman dikerse 10 sene sonra orada bir yağmur da sel olup da burada insanların öleceğini öngörmesi gerekir devletin. Bugün işte çürük binaların yapılmasına müsaade ederse tamam 10 sene deprem yok ama kardeşim bu deprem var ve gelecek. 11. sene deprem geldiğinde o insanların öleceğini öngörerek hareket etmesi gerekir. Maalesef Türkiye'deki devlet aklı çok sıkıntılı. Siyasette biliyorsun toplum bu kaderci bakış açısından dolayı hep topu taça atmaya da çok meraklı. Hele bu son 2002'den bu yana tamamen bir takdiri ilahi, bir fıtrat mıtrat, bir siyasal evet, İslamcı evet, evet. Böyle sorumsuzca bir bakış açısıyla yürüttüğümüz için. Soma madencileri fıtrattı mesela. O işin fıtratıyla. Öyle saçma şey mi olur? Mesela Çin'de fıtrat diye bir şey yok mesela. Oradaki madenci ölmüyor. Hani fıtratsa... fıtrat insan içinse hani Çinli için diye geçerli değil, Alman madenci için diye geçerli diye insanın aklına soru geliyor. Tabii düşündüğün zaman. Çünkü International Labor Organization'ın, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 176 sayılı bir yönergesi var. Madencilerin madenlerdeki güvenli çalışması koşullarını düzenleyen. Türkiye bu 176 sayılı yönergeyi imzalamadı yıllarca. Soma'dan sonra imzaladı. Kim imzalamamıştı? Afganistan ve Bangladeş imzalamamıştı. Bir de Türkiye imzalamamıştı. Yani AKP yıllarca bu anlaşmayı imzalamadı. Çünkü en ucuza bedavaya kömür çıkartıyor. O kömürü de vatandaşa bedavaya dağıtıyor. Dolayısıyla oraya yapılacak o imzalasa madenin içerisinde işte güvenlik odaları kurulacak. Maliyet artacak. O kadar bedavaya dağıtamayacak yani.
Ya çünkü orada madencinin üzerinde kullanacağı kişisel koruyucu malzemelerinden, işte kaskından, kıyafetinden, eldiveninden, yanındaki o bulunduğu yerden bir olay olduğu andan itibaren 10 dakika içerisinde girebileceği bir yaşam odası olacak. Üzerinde kendisini 10 dakika o yaşam odasına gidene kadar solunumu yapabileceği bir özel solunum aparatı olacak. Bunların hepsi var o ILO 176'da. Ama Türk madencileri Afgan ve Bangladeşli madenciler gibi bu standartlar olmadan madenlerde çalışmaya zorlandı. Hı hı. İşte Soma faciası da göz göre göre geldi. Bütün uyarılara rağmen geldi. Evet. Hatta şeyi biliyorum ben, o zaman Taner Yıldız vardı ve Taner Yıldız bu madeni orada inceleyip ve denetim yapıldı. Denetim yapıp orada olumlu rapor verdiler. Ama birkaç ay önceydi galiba. Nisan'da almışlardı o dediğin raporu. Evet. İşte birkaç ay sonra meydana geldi kazada. Evet. Vahim. Peki bir de güzel şeylerden bahsedelim. Bu müzeden bahsedelim. Şimdi gördüğümüz kadarıyla işte ödüller, ondan sonra anılar, posterler, kitaplar, gazeteler, birçok şey var burada. Kupalar, bardaklar. Burası evet. Nasıl oldu, nasıl oluştu, nereden geldi burasını yapmak, bu muhteşem müzeyi oluşturmak aklınıza? Ya bu hep aklımdaydı aslında. Benim babam Türk Numizmatik Derneği Başkanı. Türkiye Para Koleksiyoncuları Derneği Başkanı. Çok iyi bir koleksiyonerdir. Babamda koleksiyon darphanede bile yok. Dolayısıyla biriktirmenin ve koleksiyon yapmanın değerini ve önemini anladım ben. Hı hı. Ya bugün bir şey değerliyse yarın daha değerli olacak. Onu sakla. Hı hı. Hele kendi kişisel tarihinle ilgili. Tabii senin için anlamlı bir şey ama o tabii senin soyunla, ailenle çok anlam ifade edecek bir şey. Ben de işte bütün aldığım plaketleri, sertifikaları, seminer afişlerimi, işte yaptığım konuşmalardaki adım geçen her şeyi, dergileri, kitapları, gazeteyi hep topladım. Yıllarca bunlar kutularda, kolilerde durdu. Burası da bir depo alanıydı bizde. İşte en sonunda boşalttırdım burayı 7-8 sene önce babama. Ve bu alanı bu kişisel müzem olarak tasarladık. Çok da güzel oldu. Yani iyi de bir ışıklandırma yaptık. Işıklandırma da çok önemli bir şeymiş. Hı hı. Işıklandırma ile birlikte hakikaten keyifli bir yer oldu. Ben de işte bütün birikimimi buraya koydum. Ama çok güzel. Benden yani baktıkça kuşaklara... ilginç detaylar var. Ve ufak detaylar var. Hani dikkatli bakınca görülebiliyor. Gerçekten çok keyifli ve iyi düşünülmüş bir müze evet, olmuş ben, burası. Ben de buradan çok keyif alıyorum burada oturmaktan. Burada geliyorum bazen çalışıyorum, işte röportajlarımı burada yapıyorum filan. Gerçekten burası bir yaşanmışlığı gösteriyor. Aslında bir derdimiz de şuydu. Buraya bizim Şenol diye bir arkadaşımız var. Akut'ta çok yıllarca beraber çalıştık. Onunla beraber de özellikle bu iç tasarımını beraber yaptık. Marangozlar ve işte aydınlatmacılar çıktıktan sonra. Hep derdimiz şuydu. Yani ben sonuçta Safkan Anadolu çocuğuyum yani İstanbulluyum ve buranın çocuğuyum. Ben yurt dışından gelmedim yani. Hı hı. Bütün kültürüm burası. Dolayısıyla bu ülkede bu potansiyel var. Gelen gençlere de bunu gösterip ya sen daha iyisini yapabilirsin kardeşim. Billahi yani bak al buradan çıkmış bir cevher bu yani. Sen de niye daha iyisini yapmayasın ki? Var bu ülkede bu cevherler. Deyip Türk çocuğunu motive etmek aslında derdimiz. Onun da kendisinin de gene böyle daha iyisini yapması için mücadele etmesi, biriktirmesi, hayatındaki şimdi biraz gerçi o Türk gençliğinin motivasyonu kırılmış durumda. Yani bir dayısı, bir amcası olmadan bir yerlere gelebileceğine inanmıyor. Çünkü şundan dolayı da inanmıyor. Eğitimde de eşitlik olmadığı için okusam ne olacak diye düşünüyor. Çünkü okuyanları görüyor. Okuyandan bir şey olmamış. İşte hani bir tarikata girse daha garantili yani. Yani o motivasyon kalmadı diye düşünüyorum ama umarım hani bunlar en azından motive edici şeyler olur. Gerçekten de olması da gerekir. Gerçekten hani Anadolu çocuğunun işte bu kadar ödüllerle dünyaya mal olması herkesi motive etmeli diye düşünüyorum. Evet, benim de istediğim o zaten yani. Evet. Ben buradan çıktım ve buranın kaynaklarıyla ve buranın eğitimiyle çıktım. Dolayısıyla bundan daha iyisini yapmak da mümkün. Evet. Peki son soru. Şimdi ben kişisel gelişim kitaplarına çok böyle hani rağbet etmem. Hani bana çok da anlamlı gelmez. Bir sevgili dostum Suat Güzey'in Sen Kim Olduğunu Zannediyorsun diye bir kitabı vardı. Onu bana hediye etmişti. Ben ilk önce açıkçası hani ayıp olmasın diye okudum ama ondan sonra baktım gerçekten çok iyi bir kitap. Ne güzel. Evet gerçekten yani orada bir şeyleri anlatıyor ama şey değil. Sen aslansın, sen kaplansın, sen yaparsın, seni kessen bir şey olmaz. O değil yani. Başka bir şey anlatıyor ve kendinden yola çıkan bir hikayeyi, doğumundan itibaren çıkan bir hikayeyi anlatıyor. Beni de çok etkilemişti o. Bir de kendi Everest'inize tırmanın kitabı var. O da şimdi baktığın zaman bir kişisel gelişim kitabı gibi bir şey ama aslında değil.
Yani şöyle ki değil, aslında bir insanın hayatı nasıl karşılayacağını, zorluklarla nasıl mücadele edeceğini, hayatta nasıl yol yürümesini anlatan bir kitap aslında. Hani sen aslansın, sen kaplansın demiyor da bunu yaparsan böyle olur sonucunu veren bir kitap. Biraz da o kitabı sizden dinleyebilir miyiz? Diğer kitaplardan farkı nedir diye soracağım. Diğer kitaplardan bence en önemli farkı, o kitaptaki yazdığım her şeyi ben yaptım. Yaptığımı anlattım. Hı hı. Yapmadığımı anlatmadım. Diğer kişisel gelişim kitaplarının neredeyse tamamı hep böyle iyi örneklerle, hayattaki dünyadan da hatta çok güzel örnekler üzerinden, bak bu adam bunu yapmış, bu şöyle başarmış, bu şöyle olur filan diye. Ben halbuki tamamen kendi hayatımı anlattım orada işte. 64 adımdan oluşan başarı ve mutluluğun zihin haritası, yol haritası adını verdiği Doğan Cüceloğlu da muhteşem bir ön yazı yazmış. Bak, yani gerçekten hani çok değer kattı kitaba. Yapmış, bak, bu kitabı yazmış. Yazarken Doğan Hoca'yı tanımıyorum. Biliyorum. Çok yani kitaplarını biliyorum ama hiç yüz yüze tanışmadık, hiç denk gelmedik. Kitabı yazarken hep kafamda şu vardı. Bu kitabın ön sözünü ben Doğan Hoca'nın yazmasını istiyorum. Başka kimse değil. Doğan Hoca. Ulaştım kendisine, tanıttım. Hocam dedim böyle böyle, ben bir kişisel gelişim kitabı yazdım ve benim gönlümden geçen bunun ön sözünü sizin yazmanız. Bir okur musunuz dedim bunun draft halini. Tabii dedi, okurum. Okudu, çok da beğendi ve harika bir ön söz yazdı. Gerçekten kitaba çok değer kattı yani. O yüzden çok teşekkür ederim. Sonra da görüşüyoruz hala. Marlas'la Bilge'yi tanıştırdık. Çok güzel. Doğan Hoca'dan tabii feyz almalarını çok istiyorum onların da. Bu kitap dediğim gibi aslında şöyle çıktı. Ben 27 yaşında Everest'e tırmandıktan sonra, Everest'e tırmanan o ülkenin ilk dağcıları gibi genelde motivasyon konuşmalarına başladım zirveye doğru diye. Ve ilk konuşmamda sponsorum Yapı Kredi'ye yaptım. Bunların bir büyük buluşması vardı. Orada anlattım bunu. Bir hedef yolculuğu sonuçta, bir zirve yolculuğu. İşte bunun için planlama yapıyorsun, lojistik hazırlıklarını yapıyorsun, eğitimin antrenmanını yapıyorsun, işte rotanı, mevsimini seçiyorsun, ekibin ekipmanını seçiyorsun falan. Yani o zamanki tabii daha gençliğim, atılganlığım ve hayatı daha ziyade böyle bir hedef odaklılık, bir zirve mücadelesi, bir böyle işte bir öyle algıladığım için onun adı zirveye doğruydu. Sonra yıllar içerisinde tabii interaktif seminerler, konuşmalar yapıyorum, okumalarımı hala devam ediyorum, öğrenmelerimi. Yıllar içerisinde anladım ki bu iş aslında bir zirve yolculuğundan öte, kişinin kendi zirvesine yolculuğu. Kişinin kendi potansiyelinin doruğuna yolculuğu. Evet. Aslında kendi Everest'ine yolculuğu. Evet, evet. Onu daha iyi anlayınca adını değiştirdim. Zirveye doğrudan kendi Everest'inize tırmanına dönüştürdüm. İçeriği de ona göre bir yeniden şekillendi. Ve işte o 64 adımdan oluşan o yolculuk çıktı ortaya. Ve bunu da yaparken hep kendi hayatımdaki örnekleri anlattım. Yani her 64 başlığın içerisinde söylediğim işte disiplinli olun diyorum, kendimle ilgili bir şey. İşte kararlı olun diyorum, kendimle ilgili de bir şey. İşte ne bileyim, kendinizi tanıyın falan. Hep böyle onlardan anlattım. Tabii dünyadan çok güzel örnekler de koydum. Beni de çok etkileyen, bana da çok feyz aldığım ve bir şeyler öğrenmemin farkındalığımı açan örnekleri de ekledim. Ortaya böyle 400 sayfalık, çok da kolay okunan aslında bir kitap çıktı. İşte 30 küsurda baskı yaptı. Çok da mutluyum çünkü biraz önce söyledim, ben bu yola girdiğimde benim önümde akıl danışacağım hiç kimse yoktu. Yani 8000 dağları edebilen dağcı yoktu. Dolayısıyla her şeyi kendime göre bir yol haritası ve planlama ve stratejiyle yapmam gerekti. Tabii kendi yeteneklerimi çok iyi bildiğim ve tanıdığım için, sınırlarımı da iyi çözümleyebildiğim için çok hata yapmadım açıkçası. Büyük hata hiç yapmadım. Ufak tefeklerde sorun olmadı. Ama benden sonrakilerin yine benim gibi böyle deneme yanılmayla öğrenmesindense, hiç değilse böyle bir örnek var. Bu örnekten alacağını sen kendi dokunuşunu yap ve kendi yoluna devam et diyebilmek için aslında böyle bir kitapta yazdım. Nitekim çok da faydalı oldu. Çok da insan bu kitaptan örnek aldı, feyz aldı ve kendi yolculuğunu kendine göre tasarladı. Bu iş burada zaten bir bayrak yarışı bu. Yani benim bıraktığım yerden başkasını alıp daha ileriye götürmesi. Burada şey işte, hani evrenden istersen o sana verir. Evren, vermez. Evren. Öyle bedavacılık hani, yok. Evet, bu kitabın farkı bence o işte. Yani bu evrenden istemiyorsun abi, işte bana şunu ver falan. Yok öyle bir şey. Hani burada bir emek var. Emeğin yolculuğu var. Ondan sonra bir hırsın ya da bir kararlılık diyelim. Ben kararlılık, bir cesaret. İşte aklınıza ne gelirse, yani orada şey var. Bir ortaya koyduğunuz emeğin karşılığında gelmiş olduğunuz noktayı gösteriyor bu kitap. O açıdan önemli. Yoksa hani evrenden. Evet, evet, yok canım. Cem Yılmaz da diyor ya, buradan diyor Amerika'ya posta gönderdiğiniz zaman bir haftada gidiyor. Hani sizin evreni düşündüğünüz zaman ne kadar sürede cevap gelir siz tahmin edin. Peki abi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ufak bir çam sakızı çoban armağanı hediyemiz var. Şunu
vereyim ben sana. Bu da işte müzede belki yerini öyle alır. Öyle mi? Gördükçe bizi hatırlarsın. Hemen bakalım. Diye düşünüyoruz. Kullanırsan da ne mutlu bize. Bardakta bir müze koleksiyonumuz var. Oo, müthiş. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Süper. Hem de isimli misimli. Harika. Teşekkür ederim. Evet. Sen onu kullanırsan eğer dışarıdan bakan seni, sen kullandığın zaman da içeride Atatürk'ü göreceksin. Evet, harika. Çok güzel. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol abi. Vakit ayırdın, soruları cevapladın. Ne demek? Söylemek istediğin son bir şey varsa alabiliriz. Onun dışında güle güle diyeceğiz. Vallahi hayat bir kerelik bir yolculuk. Bunu bir kerelik bir yolculuk gibi yaşayın. Bunun tekrarı yok. Telafisi, ikamesi, yerine koyacağınız başka bir şey yok. Dolu dolu yaşayın. Faydalı yaşayın. Güzel yaşayın. Sağlıklı yaşayın. Mutlu yaşayın. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.